Artık AKP örtülü faşizmden açık faşizme geçmek istiyoruz. Türkiye'de kişi hak ve özgürlüklerinin güvencesi ortadan kaldırılıyor. AKP'nin bürokratları, valisi, polisi yargının yerine geçiyor değerli arkadaşlarım. Böyle bir düzenin hukuk düzeniyle, anayasayla bağdaşması söz konusu değildir. Bu faşist düzenlemeleri, faşist düzenlemeleri ülkemizdeki insan hak ve özgürlüklerini, demokrasiyi çok daha geriye getirecek olan bu düzenlemeler karşısında ben bütün herkesi karşısında durmaya davet ediyorum. Bu demokratik hak ve özgürlükler geriye götürülmek istenmektedir. Bunların hiçbirinden fedakarlık edemeyiz ve AKP'nin kurmak istediği polis devletine izin vermeyiz değerli arkadaşlarım. Geçtiğimiz yaz aylarında bildiğiniz gibi bir gazetede Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin fişlerine dair bir haber çıkmıştı ki içinde ben de varım. Bir bakıyorsunuz bilgilerin hepsi bizim ta fakülte yıllarımızdan beri bugüne geldiğimiz noktaya kadar her şey bir e, bilgi notu olarak düzenlenmiş. Bu yalanlanmadı. E, çünkü bilgilerin hepsi doğru. Benim hatta fakülte hayatım boyunca tam bundan 30 yıl önce Ankara Hukuk Fakültesi'nde bir yemek boykotumuz vardı. Bir yemeği beğenmemiştik. Yemediğimiz bir yemekten dolayı yaptığımız boykot daha yazılı arkadaşlarım. Daha fakülte yıllarında daha siyaset yok. Daha hiçbir şey yok. Yani bunu fişleyen bir mitin bir emniyetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer muhalefet partileri hakkında neler yaptığını fazla söylemeye gerek yok. Bu herkesin dinlendiği bilinen bir ortamdır. Ki başbakan, eski başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı zaten bir grup toplantısında biz sizin nefes alışınızı bile dinliyoruz diyerek zaten bunu itiraf etmiştir. Yani ortada zaten itiraf vardır. Bu itirafın gereği yapılmalıdır. Hangi nefesimizi dinliyorsunuz? Bu nefesimizi dinleyip de ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bu konuda gereğini yapması gereken başta başbakan olmak üzere iktidardır. Yani onlar bir bu konu bu konuyu e, gündemden düşürmek için e, genel başkanımızın yaptığı bu açıklamayı ciddi alacaklarına gereğini yapmalıdırlar. Ama gereğini yapmalarını bir kenara bırakın. İşte bu getirilen paketlerle Türkiye'de artık muhalefetin sesinin iyice kısılacağı, sindirileceği, baskı altına alacağı bir döneme zaten geliyor. Yani iktidar gizli gizli yaptığı işleri şimdi artık açık hale getirmek istiyor. O nedenle diyorum ki bu meclise sevk edilen yasa demokratik hakları, insan haklarını, Türkiye'deki tüm insanların güvenliğini, kişi hukukunu, insan haklarından kaynaklanan hukukunu, demokrasiden kaynaklanan hukukunu, bir birey olması nedeniyle kaynaklanan hukukunu ayaklar altına alan ve AKP'nin artık örtülü faşizmden açık faşizme doğru geçtiğinin bir belgesidir diye sözlerime son vermek istiyorum. Ayrıntıları daha sonra sizlerle paylaşacağım.